Bronşit diyelim. Bronşit nedir? Nasıl oluşur? Bronşit. Bu şu anda zaten mevsimsel olarak başlı alerjilerle birleştirecek olursak daha Bronşit. sık görülüyor mu bu Evet. mevsimlerde? Tabii çok sık gözükür bronşit. Bronşite karşı çok güzel bitkiler var. Bunlardan biri Afrika ıtırı. Itırın 1050 çeşit ıtır var. Pelargonium zidoides, Pelargonium reniforme. Afrika'da yetişen bu iki türü Türkiye'nin Akdeniz bölgesinde yetiştirilebilir. Bu iki Afrika ıtırı sinüzit, faranjit, bronşite karşı dünyada en etkili bitki. Kim diyor? İşte dergide binlerce insan üzerinde denenmiş. 50 binden fazla Avrupa ülkelerinde çocuklar üzerinde özellikle akut kronik bronşit üzerinde denenmiş. İkinci önemli bitki Thymus vulgaris, bahçe kekik, herhangi kekik değil, herhangi bir kekik değil. Şifalı kekik. 52 çeşit kekik var. Aktar'a gidiyorsunuz, kekik istiyorsunuz ama aldığınız kekik değil, nedir? Bilya keki, nedir? Origanum musuriyekum. Aktar'dan aldığınız aslında güve otu, kekik değil. Tadı benzer kekiye. Hoş bir tadı var ama hakiki kekik gibi aynı etkiye sahip değil. Peki aktarlarda bulunabiliyor mu hakiki kekik? Ya da Yok, genel ya anlamda belli aktarda başlı. bulunmuyor. Çünkü Türkiye'de bilya keki, güve otu, İzmir keki, İstanbul keki gibi çeşitli kekik türleri satılıyor. Hakiki kekik piyasada yok. Onu birkaç kişi yetiştiriyor, Avrupa'ya satıyor. Bir de biz alıyoruz. Bulabilirsek yani zor. Piyasada bulunmuyor. Üçüncüsü çuka çiçeği. Çuka çiçeğinin kökü bronşite, astıma karşı etkili. Dört, duvar sarmaşığı aynı şekilde. Bununla ilgili çok güzel klinik araştırmaları Avrupa'da yapılmış. Bronşlardaki iltihaplanmayı önlemiştir. Şimdi eğer ki her insanın akciğeri ortalama 400 metre kare nasıl oluyor? Akciğerde böyle hava kesicikleri var. Oksijen alıp karbondioksit veren alveolon denen hava kesicikleri var. Ütüleyip açarsanız 400 metrekare her insanda akciğer açtığınız zaman o kadar alan kaplar. Akciğeri ters çevirmiş ağaca benzetin. Bir sürü bronşlar var, bronşiyaller var vesaire. Buradaki iltihaplanmalar tedavi edilmese astımı tetikler. O da tedavi edilmezse KOAH yani akciğer bir kısmı çürür gider yani. Çok tehlikeli. Hemen tedavi edilmesi gerekir. Bu bronşların iç yüzeyinde tüysüz hücreler var. Mesela kişi öksürdü. Akciğerin ta alt kısmındaki balgamı atamadı. Yarıya kadar geldi. O tüysüz hücrelere yapışır balgam. Düşmez aşağı. İkinci defa öksürdüğü zaman atar balgamını rahatlar. Ama tüysüz hücreler deforme olmuşsa kişi öksürür, balgam düşer aşağı. Sürekli bir refleks hareketi gelişir. Sürekli öksürmeye başlar. Sürekli atamadığı için perişan olur. Bu nedenle bronşların içerisindeki bu tüysüz hücreler çok çok önemli. Evet, sesim gitti mi geldim? Tüysüz hücreler çok çok önemli. Yani kişi dikkat etmezse bronşit zamanla tedavi edilmezse, üşütme, grip, nezle tedavi edilmezse astıma dönüşür. Bu da tedavi edilmezse akciğer yavaş yavaş gider KOAH'a dönüşür.